Meltem TV ekranından ve Spor Aktif'ten güzel bir akşam geçirmenizi dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Ama önce kısa bir ara vereceğiz. Aranın hemen ardından spordaki son gelişmelerle burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Park Profesör Doktor Haydarbaş'ın iki muhteşem eseriyle yeni bir kampanya başlatıyor. 1. Din tarihçilerine Kur'an-ı Kerim'in cevabı. 2. Dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditler. Bu iki muhteşem eser sayesinde milli ve dini bütünlük kavramlarını öğrenecek, yurdumuz ve milletimiz üzerinde oynanan oyunları bütün çıplaklığıyla göreceksiniz. İslam'ın ana kaynak ve delillerinden başlayarak tarih boyunca İslam'a yapılan itirazları ve bunların arkasındaki gizli güçleri, gizli emel ve planları bu eserlerde en açık ve en yalın haliyle bulacaksınız. Bilge kalem Profesör Doktor Haydarbaş'ın bu iki eserinde bir milleti millet yapan esasları, bir milletin kendi iç dinamiklerini ve bu dinamiklerle oynamanın ne gibi tehlikeler doğuracağını tarihi örnekleriyle beraber göreceksiniz. Evet, bu muhteşem eserleri muhakkak okumalı, her sayfasına tekrar tekrar bakmalısınız. Melpa bu iki muhteşem eseri 35 milyon lira karşılığında adresinize teslim ediyor. Hem de gönderim ve KDV bedeli dahil. Siz 0212 652 2424 arayın, biz eserlerinizi adresinize teslim edelim. İşte kitaplarımızdan bazı başlıklar. Tarih boyunca İslam'a itiraz adı altında dinimize ve bu din duygusundan kaynaklanan bütünlüğümüze yapılan saldırılar, dinler arası diyalog süreci ve bu sürecin sonunda nasıl yavaş yavaş kimliğimizin ve inancımızın elimizden alınmaya çalışıldığının ibretli sahneleri, dinde reform yaklaşımlarının altında yatan mantık ve bu mantığın arkasındaki gerçekler, geçmişten günümüze misyonerlik ve oryantalizm çalışmaları, İslam coğrafyasının bugün içinde bulunduğu kan ve gözyaşı atmosferi ve bu atmosferin ortaya çıkış nedenleri, globalleşme oyunu ve bu sürecin dünyada ve yurdumuzdaki ağır sonuçları, Büyük Orta Doğu Projesi ve bu projeyle vatanımızın toprak bütünlüğünün nasıl tehdit altına girdiği, Kıbrıs'tan Kafkaslara, oradan Balkanlar ve Orta Doğu'ya kadar bu coğrafyanın acıları, sancıları ve emperyalizm karşısındaki mücadelesi, yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi oluşturmak için kazanılması ve yapılması gerekenler. İşte bu ve buna benzer onlarca başlık altında Profesör Doktor Haydarbaş yakın tarihimize ışık tutuyor ve büyük Türk milletinin yeniden ayağa kalkmasının, silkinmesinin milletimiz ve coğrafyamız için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Muhakkak okuyun ve okutun. Tarihin bu dönemindeki seyrine bir vatan ve millet sevdalısı olan Profesör Doktor Haydarbaş'ın kaleminden tanıklık edin. Hemen 0212 652 2424 arayın, hediyeleriyle beraber eserlerinize sahip olun. Sadece 35 milyon liraya, hem de ulaşım ve KDV dahil. Tabii ki Melpa eserlerimizi alan herkese birbirinden önemli hediyeler veriyor. İşte muhteşem hediyelerimiz. 1. Çanakkale Destanı. Birinci Dünya Savaşı öncesi hasta adam denilen, o zamanın emperyalist güçlerinin elinde paylaşılmış bir coğrafyanın, Türklüğün, özgürlüğün, imanın can damarı olan Çanakkale Boğazı'nın orta yerinde verilmiş amansız mücadelenin belgeseli. Çanakkale Destanı VCD'si. Anadolu'nun her köşesinden, kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından gelen vatan evlatlarının canı pahasına savaştıkları 5. Ordu Komutanı Van Sanders'in saadet Türklerle birlikte aynı safta dövüşmektir. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım diyerek Türklerin kahramanlıklarını dünyanın gözleri önüne serdiği, arşivlerden alınmış gerçek görüntüleri ve tarihi belgeleriyle şu Boğaz Harbi'nin Çanakkale Destanı'nın VCD'si kitabımızı alan herkese hediyemiz. İkinci hediyemiz Endülüs Belgeseli VCD'si. Avrupa'nın güneybatısında İslam medeniyetinin doğruğa çıktığı, en üst seviyeye ulaştığı bu coğrafyayı Endülüs belgeseli VCD'sinde tanıyacaksınız. Bugün İspanya sınırları içinde bulunan bu topraklarda olup bitenler hakkında bilmediğiniz gerçekleri, Endülüs İslam medeniyetinin nasıl ve niçin yok edildiğini bu VCD'de bulacaksınız. Bugün ülkemiz üzerinde yıkım çalışmaları yapan emperyalist güçlerin o zaman aynı ve benzer planlarla entrika ve kaba kuvvet yoluyla bu büyük medeniyeti içten ve dıştan nasıl yok ettiklerini hayretle izleyeceksiniz. Fikir ve gönül insanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın din tarihçilerine Kur'an-ı Kerim'in cevabı ile dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditler adlı iki eserini sipariş eden herkese Çanakkale Destanı ve Endülüs Belgeseli VCD'leri hediye. Şimdi hemen 0212 652 2424 arayın, eserlerimizi hediyeleriyle beraber sadece 35 milyon liraya adresinize teslim edelim. Üstelik bu fiyata ulaşım ve KDV bedelleri dahil. 0212 652 2424 Melpa. Melpa size yepyeni bir Harp-ı Şerif VCD seti sunuyor. 30 VCD'lik Harp-ı Şerif setimizde görerek ve duyarak takimlerinizi yaparken
aynı anda okunan ayetlerin Türkçe açıklamalarını da göreceksiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim'i takip ederken Türkçe mealini de okuyabileceksiniz. İster VCD veya DVD'nizden, isterseniz bilgisayarınızdan izleyin. Şimdi Meltem Pazarlama güvencesiyle 30 VCD'lik Türkçe açıklamalı Hatmi Şerif seti 40 milyon Türk lirası. Üstelik CD çantasıyla beraber. Bitmedi. Malta 40 milyonu 2 taksitle ödeme imkanı da sunuyor. Hemen arayın, Yüce Kitabımızın manevi ikliminden doyasıya istifade edin. 0212-652-2424 Malta. Aktif devam ediyor. Galatasaray'ın yeni başkanı yarın belli oluyor. Özkan Can Aydın, Mehmet Cansun ve Yılmaz Toköz'ün başkan adayı olduğu seçimlerde 3736 kongre üyesi oy kullanabilecek. Özkan Can Aydın ve Mehmet Cansun arasında geçmesi beklenen başkanlık yarışı bir önceki dönemin de revanşı olacak. Galatasaray'da yeni temel yarın atılıyor. Galatasaray Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul yapılacak ve sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı belli olacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Kongre Salonu'nda saat 10'da başlayacak genel kurulda başkan adayları Özhan Can Aydın, Mehmet Cansun ve Yılmaz Toköz sarı kırmızılı kulübün 2 yıl süreyle başkanlığı için yarışacak. Başkan adaylarının konuşmalarıyla başlayacak genel kurulda aidatlarını yatıran 3736 genel kurul üyesi toplam 10 sandıkta oy kullanacak. Saat 11'de başlayıp 16'da sona ermesi planlanan oy verme işleminin ardından sandıklar açılacak ve sayım işlemlerine başlanacak. Sarı Kırmızılı Kulübün 5 başkan adayıyla başlayan kongre sürecinde Alp Yalman'ın, Mehmet Cansu'nun, Turgay Kıran'ın ise Özhan Can Aydın'ın listesine girmesiyle aday isimler 3'e inmişti. Yarınki genel kurulda başkan adaylarından Özhan Can Aydın, kırmızı, Mehmet Cansun yeşil, Yılmaz Toköz de gri renkli oy pusulaları ile yarışacak. Bu arada Galatasaray Kulübü'nün yarın yapılacak olağan seçimli genel kurulu 2002 yılının Mart ayındaki genel kurulun bir anlamda rövanşı olacak. Sarı Kırmızılı Kulüp bu kez 3 başkan adayıyla seçime girerken 23 Mart 2002 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Özhan Can Aydın'la Mehmet Cansun müthiş bir yarışa girmişti. Nefesleri kesen bu seçim yarışında Can Aydın Cansun'a 751 oy fark atarak seçimi kazanmış ve yeni başkan unvanına kavuşmuştu. Diğer yandan Sarı Kırmızılı Kulüp'te kongreye 24 saatten az bir süre kala başkan adaylarının yönetim listelerinde belirlenmeye başladı. Dün yönetim kurulu listesini açıklayan Mehmet Cansu'dan sonra Özhan Can Aydın da listesini şu sıralarda basına tanıtıyor. Başkan adaylarından Turgay Kıran'ın Özhan Can Aydın lehine çekilmesinin ardından Özhan Can Aydın'ın Kıran'ın listesinden 4 ismi kendi kadrosuna katacağı öğrenildi. Özhan Can Aydın'ın listesinde sürpriz isimler yer alıyor. Bunlar arasında en ilginci Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu eski başkanı Engin Akçakoca. Can Aydın Akçakoca'nın yanı sıra camiada saygınları olan Kadıköy eski belediye başkanı Cengiz Özyalçın, eski yönetici Ergün Gürsoy'la avukat Mehmet Hatipoğlu da yönetimde yer almaları için ikna etti. Galatasaray'da yarın yapılacak kongre öncesi başkan Can Aydın'ın listesinde yer alan Ergün Gürsoy, seçilmeleri halinde yeni hocalarının Samsun Spor maçında takımının başında sahaya çıkacağını belirtti. Gürsoy isim vermezken yeni hocanın yabancı olduğu kesinleşti. Fatih Terim Galatasaray'a veda ediyor. Başkan Özhan Can Aydın'la görüşerek kongreye kadar takımın başında kalmayı kabul eden Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında takımının başında son kez sahaya çıkacak. Can Aydın başkanlığında takımın başına getirilen ancak bir türlü istenilen başarılı sonuçların alınamaması nedeniyle istifa eden teknik direktör Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın başında yarın son kez bir resmi maça çıkıyor. Bundan 3 hafta önce başkan Özhan Can Aydın'la anlaşıp yarın yapılacak kongreye kadar takımın başında kalmayı kabul eden Fatih Terim, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla birlikte takımdan ayrılıyor. Galatasaray'da ilk dönemde tarihi başarılara imza atan tecrübeli teknik adam, ikinci döneminde ise oldukça başarısız bir dönem geçirdi. Bu arada Akçabat Sivasspor deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle geçen haftayı 2-1 yenik kapatan Galatasaray'da oyuncular takımın başında son maçına çıkacak olan Fatih Terim'i galibiyetle uğurlamak istiyor. Sarı kırmızılılarda kart cezalısı olan Orhan ve Volkan'ın yanı sıra kasıkla karın bölgesinde ağrıları bulunan Ergün'ün de Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyeceği açıklandı. Kulüp doktoru Serhan Karagül, sağ ayak karakterine sakatlanan Ümit'in durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağını ve tedavisinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında kalede Mondragon, savunmada Emrah,
Suat, Ömer, Prates, orta alanda Petre, Ayhan, Batista, Hasan, forvette Necati ve Hakan Şükür 11 ile çıkması bekleniyor. Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Bursa Spor maçı öncesi teknik direktör Daum kadro kurmakta zorlanıyor. Kemal ve Mehmet Yozgatlı'nın sakat, Luciano'nun da cezalı olması nedeniyle Alman teknik adam kadro içerisinde alternatif isimlere yöneldi. Daum'dan zorunlu değişiklik. Fenerbahçe teknik direktörü Daum'un sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle Bursa Spor maçında sahaya farklı bir kadro süreceği öğrenildi. Alman çalıştırıcının kart cezalısı Luciano ile sakat olan Kemal ve Mehmet Yozgatlı'nın yerine Mahmut Hanefi, Selçuk ve Rebrov'a görev vermeyi planladığı belirlendi. Daum'un ümiti savunmada oynatmayı düşündüğü Gençler Birliği maçında 18'i almadığı Rebrov'a ise orta sahada şans vereceği ileri sürüldü. Alman hocanın Gençler Birliği maçı nedeniyle morali bozuk olan oyuncularıyla birebir görüşmeler yaparak bu mağlubiyet dünyanın sonu değil. Herkesin bu maçı unutup önüne bakması gerekiyor. Tek hedefimiz kaldı, hepinizin işine dört elle sarılıp üzerine düşen görevi yapmasını istiyorum dediği öğrenildi. Bu arada Recep'in üst üste hatalı goller yemesi ve güven vermemesi teknik direktör Daum'u da harekete geçirdi. Şampiyonluğu bireysel hatalarla kaybetmek istemeyen Alman çalıştırıcı, tedavisi için gittiği Almanya'dan dönen Volkan'la bir görüşme yaparak bu hafta Bursa'da sen olacaksın. Genç file bekçisini hazır isteyen Daum, doktorlara da talimat verdi. Hızlandırılmış bir tedavi görecek olan Volkan'ın sakatlığındaki son durum maç günü masaya yatırılacak. Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa Bursa sınavında kale Volkan'ın olacak. Ben kendimi çok hissediyorum. Almanya'daki doktorların da söylemesi bu hafta oynayabileceğim. Yalnız tabii sonuçta karar alacağız. Trabzonspor Teknik Direktörü Ziya Doğan aldıkları galibiyetlerin abartılmasından rahatsız. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ziya Doğan artık önümüzdeki Denizlispor maçını düşünmeniz lazım. Başka bir düşünce bize pahalıya mal olur dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ziya Doğan zorlu bir 5 haftaya girdiklerini, bugünden itibaren Türkiye Kupası'nı unuttuklarını söyleyerek aldığımız her galibiyetin anormal büyütülmesi beni rahatsız ediyor dedi. Ziya Doğan Türkiye Kupası'nda finale kaldıklarını ancak bugünden itibaren kupayı unuttuklarını belirterek kesinlikle kupa haftası gelene kadar kupa maçını düşünmek istemiyoruz. Çünkü bizim önümüzde çok önemli lig maçları var. Süper Lig'in deplasmanda en başarılı takımlarından Denizlispor'la 2 gün sonra maç oynayacağız. Bu bizim için her şeyden önemli şeklinde konuştu. Kesinlikle şu soruyla pek karşılaşmak istemiyorum. Kupa haftasına gelene kadar kupayı düşünmek istemiyoruz. Çünkü bizim önümüzde çok önemli lig maçları var. Türkiye Ligi'nin deplasmanlardan başarılı takımlarından biri. 2 gün sonra Tottenham futbol maçına çıkacağız. O bizim için her şeyden önemli. Yani şu anda kupayla ilgili konuşmanın çok anlamsız olduğuna inanıyorum. Tabii ki Trabzonspor defalarca finale çıkmış, defalarca şampiyonluk almış. Bu bir sevindirici, yani tekrar böyle bir final oynayacağız. Bu gerçekten mutluluk verici. Bu hafta oynayacağımız maçtan sonra önemli bir takım Malatya deplasmanına gideceğiz. Ardından İstanbulspor'la tekrar 2 tane üst üste deplasman. Bu bizim ligdeki kaderimizi belirleyecek 5 hafta olarak düşünüyorum. Onun için bizim bugünden itibaren bir ben aslında maç bittikçe yarım saat sonra bu maçın hesaplarını Denizli maçının hesaplarını yapıyordum ama bütün kamuoyunun da bu konuda bize yardımcı olmasını istiyorum. Futbol Federasyonu'nda dev zirve. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un daveti üzerine bugün federasyona gelen milli takımda teknik direktörü Şenol Güneş'in geleceği masaya yatırıldı. 2,5 saat süren görüşme sonrası son kararın pazartesi günü verileceği açıklandı. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş bugün bir araya geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağının görüşüldüğü toplantıda son kararın pazartesi günü verileceği açıklandı. Taraflar görüşme sonrası şunları söyledi. Bütün futbolun bugünü ve geleceğini ilgilendiren fevkalade önemli bir konu. Basında da hepiniz biliyorsunuz fevkalade speküle değildi bu mesele. Türk milli takımının geleceği açısından da bu spekülasyonların bir an önce bitmesini arzu ediyoruz. Tavsiyelerin ne olduğunu almıştır. Başkan kendi fikirlerini de ifade etmiştir, düşüncelerini ifade etmiştir. Bu önemli bir konu olduğu için pazartesi günü 13.30'da toplanmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda toplantıya çağrılmıştır. Bu konuşmanın detay bilgileri yönetim kurulunda aktarılacaktır.
değerli yöneticilerimizle görüşler alındıktan sonra Çengözü'de bir toplantı daha yapılacak. Nihai karar o şekilde netleşecektir. Spor Aktif'ten bu akşamlık da bu kadar. Tekrar buluşabilmek ve spor adına hep keyif verici haberlerle karşınızda olabilmek ümidiyle iyi akşamlar.